Hasan Hüseyin burası, diğer Hasan. Evet. Hasan Bey merhaba, telefon hattında. O da söz hakkını, cevap hakkını kullanıyor. Hasan Bey. Merhaba. Merhaba, Ayşe Hanım yanınızda mı? Evet. Sizinle beraber. Doğrudur. Bu ikinci kaçışında da yine sizin yanınıza geldi. Doğru. Çocuk da sizinle beraber. Evet. Dini nikah kıydınız mı? Hayır. Kıymadınız. Daha evet. önce mi kıyılmıştı dini nikahınız? Hayır. Hiç kıyılmadı. Evet. Hangi sıfatla Ayşe Hanım sizin yanınızda bulunuyor? Neyiniz olarak? Ne demek neyiniz olarak? Neyin, Ayşe Hanım sizin neyiniz oluyor? Sevdiğim kadın, eşim. Nasıl eşiniz? Şu anda zaten boşanma olmadığı için dini nikah kıyılmıyor hiçbir yerde. Siz evli misiniz peki? Değiliz. Siz evli misiniz? Değiliz diyorum. Hayır, siz evli misiniz başka biriyle? Evliyim ama ben şu anda mahkemedeyim yani boşanma şeyindeyim. Biz anlaşamadık, ayrıldık eşimle. Ayrılmadınız, daha evliliğiniz devam ediyor. Aynen. Eşinizin bu ilişkiden haberi var mı? Onu ilgilendirmez ki. Onu ilgilendirmez, Hasan'ı ilgilendirir mi? Ayşe'nin eşini ilgilendirir mi? Ne demek Ayşe'nin şeyi, Hasan'ın eşini ilgilendirir mi? Ayşe'nin eşini bu durum ilgilendirir mi? İlgilendirebilir. İlgilendirebilir. Sizin eşiniz aynı şekilde sizinle evliyken başka birine kaçsaydı ne olurdu? Esra Hanım, biz zaten anlaşamadığımız için ayrılık kararı aldık. Biz 6-7 aydır zaten yan yana gelmiyoruz eşimle beraber. Anladım. Çok güzel. Bakın tertemiz. Hiçbir şey yok gibi. Yalnız yanınızdaki hanımefendi evli. Bunu biliyor musunuz? Biliyorum gayet de. Doğru yap. Yaptığınız doğru bir davranış mı? Peki ben bir şey diyeceğim. Fazla konuşmak istemiyorum. Hı. Benim ekrandan resimlerimi falan kaldırır mısınız? Siz Ayşe Hanım'ı telefona verir misiniz? Ayşe Hanım'la muhatap olalım. Ayşe Hanım şu anda yanımda değil. Ben işteyim şu an. Peki biz Ayşe Hanım'a ulaşalım o zaman. Tamam, ulaşabilirsen ulaş. Eşinizden... Tamam. Alo deyin. Lafını kestim, kusura bakma ablam. Ayşe hoş sizi... geldin yayına. Hoş bulduk ablam. Sizi çok sever sayar bir insanız. Her gün de programlarınıza bak Göz ablacığım. Bak bakalım. Ne bak. Düşünürdün mesela? Benzer konular işliyoruz. Hani çocuklarını bırakıp giden, terk eden biri olduğunda yorumun ne olurdu? Ablacığım bak, bir kadın durup dururken evini terk etmez. Hiçbir kadın. Ya bir kadın hiçbir terk eder. Bir kadın terk eder ama nereye terk eder? Hasan Hüseyin evine gider. Evet Ayşe. Abla bana konuşma hakkı verir mi yoksa veriyorum. Ben kapatayım mı? Hayır, benimle konuş, dinliyorum seni. Ha, abla o 12 senedir... Sürekli kadınlarla kızlarla konuştu yanımda. Bir kadın nasıl sabredin ablam, ne olursunuz biraz da kadınlara hak verin ya. İspatlasın efendim, ispatlasın. Ya şimdi şöyle söyleyeyim, ben burada cinsiyet ya. Ayrımı değil Ayşe'cim. Ayşe'cim bak burada delil ben ne seni ne Hasan'ı tanırım. Benim burada ilgilendiğim sadece bu çocukların yaşadıkları durumlar ve boşanmak yerine kaçmayı tercih eden insanları algılamıyorum. Yani o kadar zamandır işliyorum, hala algılamakta güçlük çekiyorum. Önce sana şunu soracağım, çok haklısın, 12 yıllık evliliğinde sürekli ihanete uğrayan bir kadın olarak niye boşanmak yerine kaçmayı tercih ettin? Birinci sorum bu. Ölümle tehdit etti. Benim elimden nüfus kağıtlarımı aldı. Çocuklarım nüfus kağıtlarımı, benim nüfus kağıtlarımı aldı. Dinle. Ablacığım ne olursun biraz da 12 senedir bana yaptığı eziyetlere bir bekâni anlatsaya niye yalan konuşuyorsun? Evi değiştirdik. Peki ilk kaçışında, dur bir dakika, ilk kaçışında gidiyorsun sen yine bu Hasan'ın yanına gidiyorsun değil mi? Ablacığım değişmedi, ablacığım huyları değişmedi. Benim anneme küfür ediyor, babama küfür oradan ediyor. Oradan geri döndüğünüzde diyor ki evimizi değiştirdik, yuvamızı değiştirdik, birbirimize bir şans verdik ve barıştık diyor. Bu doğru mu? Ablacığım tamam, şöyle bir şey. Aynısını devam etmeye başladı. Bana hakaret etmeye başladı. Bana küfür etmeye başladı. Ne dedin? Ben küfür etmedim. Ben ne dedim de böyle oldu yani? Beni kardeşlerimle görüştürmüyor. Resmen bana bir hapis hayatı yaşattı abla. Seni bu duruma getiren kardeşin oldu zaten. İlk gittiğiniz zaman da bu sebepleriniz vardı. Eşinize geri dönme nedeniniz de. Ben onunla daha çok ilgileniyorum. Hadi bunu... Eşime geri dönme nedenim ablacığım çocuk oldu. Çocuğa dayanamadım. Niye bıraktın gitti o zaman çocuğumu? Ablacığım. Enes niye bıraktın madem? Ediyor. Baba diyor ben annemi istemiyorum diyor. Niye sen bu hakkı çocuğu tanımıyorsun ya? Peki boşanmak senin için hani hazır gitmişken bu gidişle de boşanmayı niye tercih etmedin? Boşan seni diyor madem dedim ben sana. Ablacığım ben boşanmak istedim ablacığım. Kendi
bak istemedi. Yemin ederim ki hani istemedi. Abla beni rezil kefaze ediyor şu anda. Benim delil ispatlarım var. Yani yaşattıklarını bir söylese abla. Bana 12 senedir zehir gam kusturdu bana. Ne yaptım gam kusturup da ne yaptım? Benim mahalledeki komşuma sorun. Bir damat ablacığım. Sabandayım arasın bak. Sabandayım arasın. Duyduklarını söylesin efendim. Ayşe'cim damat. Bir damat kayınlasına kaynatasına küfür edebilir mi ablacığım? Peki Hasan'a şu anda sorsana. De ki benim bu ihanetimle sen ne yapmayı düşünüyorsun diye bir sor. Ablacığım ben boşanmak istiyorum. Ben onda görmediğim, sevgi, saygıya. Ablacığım beni dinliyor musun? Dinliyoruz Hasan. Ablacığım ne olursunuz birazcık bana söz hakkı versin. Tamam dinliyorum. 12 senedir vermedi bana söz hakkı. Evet dinle anlat. Ablacığım bak 12 senedir bana eziyet etti. İçti dövdü, şiddet uyguladı. Garlana benim damarımda bir gram alkol çıksın benim damarımda. Durup dururken yuvasını yıkmaz abla. Bir kadın canına doymadan abla yuvasını yıkmaz. Ayşe'cim. Sen yuva yıkmıyorsun efendim. Bak, sen yuva söylediklerinde sonuna kadar. Ben onlarda görmediğim şey. Ayşe'cim bir saniye. Ailede gördüm abla. Ayşe bak şunu anlamıyorsunuz. Bak, söylediklerinde %100 haklısın diyelim. Fakat yapmış olduğun bu davranış, seçtiğin bu yol ve gidiş yolun yanlış. Tamam. Sen ne yaşarsan yaşa. Ölümle test ediyor. Hayatım çok affedersin de şimdi konuşuyor. Ölümle test eden adamın yanından boşanmaya giderken korkuyorsun. Başka adama giderken korkmuyorsun ya. Benim garibim. Abla. Esra Hanım benim. Gerçekten. Ya biraz bir dakika. Ya biraz mantıklı düşünün. Yani bak boşanmaktan korkuyorsun. Adam seni ölümle tehdit ediyor. Dersin ki kardeşim ben evin içerisinde bunları yaşıyorum. Boşanmak istiyorum. Benim öyle bir riskim var. Ben koruma istiyorum. Koruma talep ediyorum. Bu konuda bana yardımcı olun. Gidip de internetten Ahmet'i Mehmet'i bulup kaçamazsınız. Senin yapamazsınız. Her türlü hakkı devlet sana sunuyor ya. Her türlü hakkı sunuyor. Ya bir dur Allah aşkına Hasan'a. Ya bunu yapamazsınız. Başka bir adamın yanına gidemezsiniz. O adamın bu Hasan Hüseyin'den ne farkı var? Ablacığım beni dinliyorsunuz mu? Ayşe'cim yol yanlış. Ben ne biliyorum ablacığım ama beni bu duruma usürükledi abla. Hiçbir kadın sen durup dururken evini bırakıp boşan gitmez abla. Durumuna bak. Ayşe Hanım şunu söylemek boşan istiyorum. Sizin nezdinizde babanıza da söyledim. Biz birey olarak ahlaki bakın vicdan ve ahlak kuralları iyilik üzerine kurulan bireyler yalnızca bizimle ilgili. Sizin yaptığınız eylemlerin lütfen bak eylemler seninle ilgili. Tamam mı? O tercih sana suçunu sormak istiyorum bak Ayşe. Gittiğin kişiyi şu anda hiçbir statüsü olmayan kişi yanında bulunduğun kişi evladını da sürükleyip götürüyorsun. Ve canlı yayında benim eşimden daha fazla sevgi saygı duyuyorum diyorsun. Bu eşe uygulanan duygusal şiddettir. Ekranda resmi nikahlı bir eş yanına kaçtığı kişiyle resmi nikahlı eşini kıyas götürür bir şekilde böyle. O daha cümleyi iyi bu da böyle bir cümle kuramazsınız bu bir. Evet. İkincisi şu anda ya mağduriyet yaşarsan Ayşe bu boşanma gerçekleşmedi. Hasan Bey eşinden boşanamadı. Haksız duruma düştü. Ne yaparsın? Hadi. Buradan yap. Hadi benim resmi nikahlı olmayıp. Bu saatten sonra ben bu şekilde bir evlilik zaten sürdüremem. Ben çocuklarımı velayetini istiyorum. Ben başka bir şey demiyorum ben artık sana ya. Ne olacak bu süreçte? Ne yaparsan yap. Boşanıyorsa bağlasın o zaman. Boşanacaksın desin oranın. Şimdi o Hasan Bey'in eşi. Eşi bakın. Boşanmak istinleşinceye kadar bu durumu da dava edebilir. Ben olsam eşinin yerine. Peki. Derim ki daha fazla kusurludur Hasan. Şu anda Ayşe adında bir kadınla yaşıyor. Tazminat taleplerim de budur. Zinayı canlı yayında tüm Türkiye önünde i̇lan kabul ettiniz, ediyorlar. İlan ya ettiniz. Ya aşkı boşanma davası reddedilir. Ya i̇lan da etti. Kusurlu bulunur kabul edilir. Ayşe dinliyoruz seni. Efendim? Dinliyoruz seni. Bak söylenenleri duydun. Ablacığım ben çok çektim. Ablacığım bu adam bana çok çektirdi. Beni bu duruma kendi getirdi ablacığım. Ben çok çektim abla. Buyurun Hasan Bey. Ben kusurluk yaptım. Arayın efendim. Arayın. Şaban Karatay isimli şahsı arayın sorun. Ben nitekim insanım. Elimde nasıl geliyorum? Çocuklarımla bir hırım gürüm olmuş mu? Bağırışım gürültüm olmuş mu? Oluyordu abla. Kimse bak, duymadı ilk abla. İlk evliliğimizde. İlk sene uzlaşmada bir şeyim. 12 senenin hatırı varsa yalan.
yalan konuşma. Benim yalanım yok. Ben neyse mert bir şekilde çıktım. Anımın akından çıktım ben buraya. Ben kimsenin karısından, kızından ben burada muhasebe yapmıyorum burada. Ne olursun bak birazcık. Ben kimse beni muhasebe edemez karısından, kızından karşılığında. Böyle olmaz Esra Hanım. Bunlar bu şekilde benim karşıma tikilemez. Şimdi, benim tikilecek bir durum yok bunların benim karşımda. Bir saniye diyorsun ki eşim de bana tikilecek bu eşine 12 anında. Yıl boyunca ihanet ettin mi? Bana çok etmedim ihanet efendim, etti dedi. Etmedim, yukarıda Allah var. Çocuklarımı görüp ölsün efendim. Peki diyelim ki eşin Hasan ihanet etti. Etmedim efendim. Sen bu yaptığınla ondan intikam mı alıyorsun? Etti ablacığım, intikam değil. Ben sabredemedim artık. Sürekli küfür, sürekli şiddet. Ben sabredemedim. Efendim varsa delil desin ki... Şu komşu benden rahatsız oldu. Şu bu adam böyle bağırdı. Ben bir fiske dokadım yok buna benim. Bir fiske dokadım yok Esra. Yalan söylüyor abla. Yalan söylüyor. Bulunduğunuz yerde değil. Varsa gitsin dart raporunu alsın. Ayşe İlgili Hanım, makamlara gitsin efendim. Madem niye kaçıyor benden? Garantisi var mı? Varsa iddiada bulunsun. Ben nasıl bulunuyorsam... Bir dakika bak şimdi ben Ayşe... Çok güzel bu. Yeni cümleler bu. Yani gidenlerin, bırakanların, terk edenlerin hepsini biraz da kadınlara yapıyor. Ya ben kadınlara her zaman hak veriyorum. Ben zaten bu konuda en çok kadınlara kızıyorum. Diyor ki şiddet var, affettim. Aldattı, affettim. Onu yaptı, affettim. Süründürdü, affettim. Ya siz bunları yapan adamları niye affediyorsunuz ya? Yani. Neden affediyorsunuz? Niye bu kadar şans veriyorsunuz? Bir dakika. O güne kadar diyorsunuz ki çocuklar, herkes de kadın da erkek de çocukları evet, bahane ediyor. Ne zaman karşılarına başka bir beyaz atlı bir prens çıkıyor internetten, o zaman akılları başlarına geliyor. Hayır kardeşim, Hasan'cığım, hayır kardeşim. Başka birini bulduğunuz için kaçıp gitmeyeceksiniz. Kendinize kadın olarak kıymet ve değer verdiğiniz için o evliliği bitireceksiniz. Bunu, evet efendim. Sen şu anda bunu, bu hayatını... tekrar başka birini seçmek adına bir seçim yapıyorsun. Yanlış bu seçim senin seçimin değil. Seçim sen yanlış. Bu Hasan için yapıyorsun bu seçimi. Ha. Bu senin hayatın değil. Ben bu yüzden kızıyorum. Hak veriyorum ama kızıyorum size de. Ablacığım birazcık olsun hakkım varsa biraz da gerçekleri konuşsun. Ben gerçekleri konuşayım artık. Ben çocuğumu hakkım getir buraya. Buraya çocuğumu getir. Sen de hatalarını kabul et. Konuşun hadi. Ben tamam, benim hatam varsa, ben istemiyorsa boşansın o zaman. Ben bir şey demiyorum ki. Ben boşanmasın, bir şey demiyorum ki. Benden. Bana vereceğim desin madem, kızımı getirsin bana. İntikam alma. Aha bak, alma işte bak. Gel de yapma şimdi. Bu şekilde dürüst bir aile ortamını bırak. Sen git evli bir insana. Şimdi çocuklar ayrı bir mevzu. Mevzular çok farklı efendim. Yani böyle... Ayırmayın, bilmem ne yapmayın. Yok, buraya gelip adam gibi tükeceksin karşımda. Ay, ben nasıl geldim efendim Esra Hanım? Ben buraya nasıl geldim anlama hakkında? Şuraya oturuyorsam gelsin. Hayır Ayşe'cim, bunun kararını verecek olan biz değiliz. Bu arada iki tane çocuk var. Hani çocuklar arasında birini almışsınız, diğerini bırakmışsınız da... ...bu mahkemede velayetle alakalı, çekişmeli boşanırsanız uzar... ...o zaman da karar verilir. Bu çocuklarla ilgili en iyi ortam neresi diye. Ablacığım beni çok... Bu dereceye o getirdi abla. Tamam getirdiysen gel o zaman. Gel yüzleş benden o zaman. Gel yüzleş. Yüzleş benden. İddiada bulundu. İddiadan getir. İddiada bulunuyor. Getir iddia delillerin. Getir bana delillerin buraya. Ayşe Hanım. Getir delillerin. Sur Esra Hanım'a. Esra Hanım'ın karşı tikil. Efendim delillerin bunlardı. Ben hallımın haksız mı Esra Hanım'da hak versin sen o zaman. Ablacığım deliller yok etti. Resimler vardı. Ben neyi yok ettim ben? Ben de delil mi vardı? Ben de delil mi vardı? Bana parayla sattı bu. Dur Ayşe'cim bak bir sakin. Varsa delil getir karşıma tikil ya. Hasan sakin. Şimdi senin bu yanına gittiğin Hasan denilen ya bir adam var değil mi? Ya şeyleri anlatıyorlar, dolduruyorlar, kuruyorlar efendim ya. Kimse doldurmuyor ablacığım beni. Dur, senin yanına gittiğin Hasan diye bir adam var. Bu adam da evli. O niye eşinden ayrılıyormuş ya da ayrı yaşıyorlarmış? Bağlansın, o da bağlansın efendim. Bu kadarını bilemem abla. Bilmedin mi? Sana ne anlattı eşiyle alakalı? Ya. O kadarını bilemem. Bilmiyorsan peki affetsin. Onların da bir çocukları var değil mi? Aynen abla. Ya. He? Onların aynen. Da çocukları var. O çocuklar Çocuksun nerede? Ne olursunuz abla, beni çocuklarımdan ayırmayın. Hayatım bunun kararını verecek ben değilim ki bana. İstediğin kadar gözyaşı dök yani bunun gözyaşı kararını verecek ben değilim. Şimdi senin sana. 11 yaşında sen bir ermisin. Oğlun var. Ayşe, şimdi bir dakika. Ayşe'cim, senin 11 yaşındaki Allah. Oğlun mahkemeye çıktığında... Ya artık çıkabiliyor. Diyecek ki hakim ona soracak. Şimdi her şeyi evet, biliyor. Tamam soracaksın efendim. Hasan'cığım yani vallahi tamam. Kendimi paralıyorum tamam, burada. Tamam efendim, tamam kusura bakmayın. Özür dilerim. Şimdi
O çocuk mahkemeye çıktığında artık onun yaşı da uygun. Soracaklar yani annenle alakalı kimi istiyorsun, anneni mi babanı mı istiyorsun dediğinde bu çocuk senin bu ikinci gidişini de biliyor, yaşananları da biliyor, olayları da biliyor. O zaman diyecek ki ben annemi istemiyorum. Bunu söyleyecek olan o. Bak çocuk okula gitmek istemiyormuş. Ben ondan hiçbir şey istemiyorum. Nafaka falan istemiyorum. Bir araba vardı üstüme yapma dedim. Arabayı üstüme yapma dedim. Arabasını da vereceğim. Ama ne olursunuz çocuklarımdan koparmayın beni. Nafaka diyor daha ya. Tövbeyorum. Peki sen çocuğu... Çocuklarımdan koparmayın. Hayatım sen çocuğu kimden kopartıyorsun? Babadan yani bunun yolu... Sen koparmadın. Ben insan değil mi? Sen insansın da. Ben kaç gündür görmüyorsun? Kızını kaç gündür görmüyorsun? Efendim cuma günden beri hiç görüşüm yok. Konuşmam. Hiç görüşün yok. Senin telefonla nerede olduğunu aradı, biliyor telefon mu? Telefon açmıyor, konuşturmuyor. Senin nerede olduğunu? Abla ben de oğlumu gördüm. Oğlumu da bana o konuşturmuyor. Ben konuşsun ya bana ne ben bir şey demiyorum. Çocuğunu ben hiç istemem. Ayşe Hanım şu anda canlı yayındaki konuşun, içinde bulunduğunuz ruh halini kaçmadan önce de yaşadınız mı? Ben mesela bunu çok merak ediyorum. Abla ben şimdiye kadar çocuklarım için bakın, asla asla ama hukukta da böyle kurallar var. Özellikle velayet konusunda. Çocuklar anne baba tarafından ayrılmaması gerektiği, kardeşlerin bir arada olması gerektiği, bir de çocukların yaşam olanının yani güvende oldukları yerden uzaklaştırılmaması gerektiği. 4 yaşındaki kızınızı 2 defa alıp bu ailenin yanına götürdünüz mü? Nasıl güveniyorsunuz? Kendinizi geçtiniz. Devlet karşısında anne babanın sorumluluğu var. Nasıl tikileceksin devletin karşısında sen? Neyle tikileceksin? Hazreti hiç hakkım yok da beni buralarda beni bu durumlara düşürüyorsun sen. Ayşe'cim bir dakika. Bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Bazı gözyaşlarını. Ayşe'cim çok özür dilerim. Bak ben gerçekten... Ya empatisi yüksek bir insanım. Fakat bu gözyaşları benim için anlamsız. Beni bu hallere düşürüyor diyorsun. Bugün ayın kaçı kardeşim? 15 Ekim. Sen kaç Ekim'de kaçtın? 4 Ekim'de kaçtın değil mi? 9 Ekim'de kaçtın. 9'undan bugüne kadar zaten bu olanların hepsi olmuş. Kıyamet olan kopmuş. Oldu, biten bitti bunlar ya. Yaşanmış. Senin ilişkine de karışmıyorum artık. Sen ne zaman konu buraya ya. Gelse herkesin bir aklı başına ailesi geliyor. Ailesi onaylıyor mu bu ilişkiyi? Tikileceksin karşıma. Anlatacaksın olanı burada. İddialan da getireceksin, gelinden de getireceksin. Ben oraya çıkamam. Benim hayatım buraya çıkma. Ya çıkma buraya gitmene gerek yok. Sen o gün, ya bak Hasan, biz seninle tekrar barışmayı denedik ama bu iş olmuyor. Deneyelim ablacığım, ya da baba. Buna güvence verdiler efendim. Buna güvence verdi. Abisi dedi, bak ne? Kızım dedi abisi. Boşanmak istedim, boşamam dedi. Yalan şey var. Hayır. Ayşe'nin niye çok özetledim. Etmedim. Karın tehdit ettin mi? Kesin etmedim. Allah koyayım yalan bir kesin edemedim. Sen 9 Ekim'de kaçışını ben bir anlatır mısın? Ben bu kadar ahlaksız tespit. 4. 9 Ekim'de evden nasıl ayrıldığını bir anlatır mısın? Ne oldu o gün? Niye gittin anlat. Nasıl ayrıldın evden? O günü bir anlatır mısın lütfen? Ya anlacığım benim sürekli küfür ediyor bu. Beni evde durdurmak lazım yok. Yoktur rahat huzurum yoktur. Gezliğine karışma. Aileme küfür ediyor. Anneme babama kız kardeşlerime küfür ediyor. Hayatım 9 Ekim'de evden ya nasıl ayrıldı? Ablam mı? Tövbe yarabbim. Yani 9 Ekim sabahı. Ne kadar aldı elimden. 9 Ekim sabahı evde ne yaşandı? Öğle yemeğine kocan ve oğlun öğle yemeğine gelmişler okuldan çıkıp doğru mu? Aynen. Evet. Evet. Aynen. Beraber yemek yiyorsunuz, öğle yemeğini yiyorsunuz. Onlar kocan işe gidiyor. Oğlun aynen. Da okula gitmiş. Sonrasında aynen, evden ayrılmaya nasıl çekti. Karar verdin? Efendim daha önceden planlamışlar bunlar. Babasına, planlamışlar. Babasına 12 senedir bana yapmadığını bittirdi. Varmadı. Ben bir şey demiyorum. Ben gittiği yerde... Yok senin ailen kötü, yok seni istemiyordum, yok seni sevmiyordum. Hayır kesin yok ailen deli, efendim. Yok bilmem ne. Benim çektiğime, benim iddialarını, iddialarını mahkemede sunacaktın. İddialarını buradan sunmayacaktın bu şekilde. Ayşe Hanım, ayrı bir eviniz var mı? Bu sizin ilk gidişinizden sonra. Bir daha ev tuttu. Keşke o masrafları yaptırmasaydınız ya. Yaptırmasaydı efendim. Bu kadar beni... Ablacığım ben al demedim ona. Kendi neydi zaten bana al demedim. Aldım dedi. Ben tamam al aldıysam demedim. Ben boşa almadım. Ben peki. Evimi aldım. Ayşe aldım. Al demedim. Hiçbir şekilde de benim hiçbir şeysine de al demedim. Mutlu peki demedim. Ayşe ekip arkadaşlarım seni arayacaklar. Sen gerçekten şimdi şöyle bir cümle kuruyorsun. Ben aslında buraya kaçmak istemedim. Benim derdim boşanmak da boşanma konusunda kocam beni buraya yönlendirdi. Biz sana yeni bir hayat kursak o insanın yanından ayrılır mısın?
Kocan da senden boşanmak istiyor. Evet, ben boşanacağım. Yeni hayatı da kurun İster efendim. İster misin? Ablacığım, sen boşansan bile beni... Bak bütün, bak bütün, yok, bak sözleri veriyorum ben. Anladım, ben boşanmak anladım. Yakınındaki bir karakola gidip başvuru yapmaktı. Yani. İlk olaydan beri istersen bunu şimdi ben yaptırabilirsin. Şimdi ekip arkadaşlarım seni arayacaklar. Yani ben çok özür dilerim de yani bazıları da gerçekten kamu spotu gibi bazı cümleleri alıp kullanıyor. Eylemleriyle söylemleri çok farklı birbirlerinden. Gerçekten mağdur olanlar o evlerden çıkamıyorlar. Hiçbir şey yapamıyorlar.